olmaz kadar doğmuşum. Çiftçilik ederdiler. Tarla, peder, mesir, fasulye, öyle bir şeyler, obursa, böyle domates şeyler, onlar orada olmazdı, patates olurdu. Altı yaşında evlendik. Benim bir kız kardeşim var idi. O beni başka taraflardan kaçıracağı diler. Beni verdiler amcamın oğluna. Yani o ne istedi olsun diye. İkimiz de birbirimizi istiyorduk. Ondan sonra amcamın oğludur. Memleketimizde bir uzaktan gittik, yani her şeyin bir şey var. Çubuk etmeye gittim. 4 aylıkta çocuğum peşikti. Gittim ki odaya gittim, eve kelime gitsin akşama. Ama gittik. Çocuğu da bıraktım, bir kaynım var ona, 4 aylık çocuk. Yavrum dedim, bu ne? Anneme çadır dedim, aç kalır çocuk. Çıktık, çıktık, sahibine geri. Yandık yollar, o kadar yükümüz ağır. Hıreklerini, biz hırekleri koydum yarısını orada şahacıyla. Geldik, ne ararsın? 2 günde hırekler eve ancak geldi. Ondan sonra dedi, ben bu memlekette durmam hacı dedi bizim. Benim çıktığım yere araba gidecek. Ben de bu şeyi çekerdim mi? Uşak 11 saat aç kaldı. Alıp çocuğu gitmedi riyaklı kesim o kadar. Bir yamaya koydu şeker, koydu uşağın ağzına. Ne günler ki Allah göstermez. Trabzon'da çok büyük yokluk ve fakirlikte çektiler zaman şeyinde, anlattıklarında. Çok büyük fakirlik. Yani öyle kar, rüzgar, boran geliyor, ev yıkılacak, eve destek vuruyorlar. Böyle evleri devrilip gitmesi yani, ağaçtan öyle derme çatma. Ondan sonra tabii geliyorlar Maçka'ya, Sürmen'den Maçka'ya geliyorlar. Maçka'da işte çocukları ufak, yani çok bırakıp mecbur bir şey geçim olacak. Gidiyorlar ormana, ormandan eve gelmeler 5 saat çocuk neredeyse açlıktan, sefillikten ölüp gidecek derecede. Ondan sonra babam diyor, burada bize ekmek yok. Askerliğini Gölcük'te yaptığı için buradan Boğaz'dan geçerken Beykoz'u görüyor. Böyle güzel, çok harika, istediği gibi Karadeniz gibi. Ondan sonra ben buraya geliyorum diyor. Geliyor buraya, burada yerleşiyor. Ondan sonra malum zamanın her zamanki şeyleri, babası yeri satıyor, parasını veriyor babama. İşte orada da yerlerimizi al, tüm kardeşlerini oraya topla. Geliyor evimin önüne, orada abdest alırken ceketini asıyor abdest alırken. Oradan da o zamanki dolandırıcılar alıyorlar onun ceketini, koyuyorlar başka ceket. Olan variyet her şeye gidiyor. Yani şu andaki mevcut yerlerimizin belki 4-5 katı olan yer parası gidiyor. Adam geliyor bir ev yapıyor burada hemen de ormanın kenarında. Onun da yarısını örtüyor. O zaman da kiremit de yok yani. Ağaç dallar, yapraklar, ifteri deriz, eğreltilerle kapatıyor üzerine. Doğru gidiyor Avusturya'ya çalışma, o parayı kazanıp tekrar hayata atılabilmek için.
bunu etmiş. İki de buraya geldik. Peşemiz oldu burada. Bir 20 tonun bir toprak aldı hacı. Bir zaman ki iki sene evimiz yoktu, kirada oturduk. Ondan sonra bir miktar parayı çaldırdı, gidiydi bankaya vereceğiydi onu. Gidiyken çaldırdı onu. Onu çaldırmasaydı o kadar zaruretlik çekmemiştik. Ama çok şeylik çektik. Evimiz onu üstü, ev yaptık orada öyle yarın üstünü iftiri. Orti hacı gitti Avusturya'ya geldi, çıktı o gitti oraya. Ben de beş tane uşakla o viran yerde. Ki el sen kalsan kimse duymaz. Hiç bu şenlik buralar şey değildi benim yaşadım. Yine şey etmezsin, uzun logo da etmezdim hacı burada olsa. Ben ne kadar tenha yerdeyim, hep kesip beni toprasalar. Biri kimse duymaz, görmez. Öyle o kadar oldu, yani sormuyorlar. Körenin yeri özetleri gelirdi komşular da. Dedi bir komşumuz geldi. Bakın dedi diyeyim sizi. Şeye Kabe'ye gidereceğim. Ev Sultan'ı ziyaret edeceksiniz. Oraya ziyarete gideceğim. Akidun Nazmi'nin yanına. O nerede duruyor? Onu ziyaret edip bizimden çok olur dedi. Çok çok. Düşünürdüm ki sabah ne vakit açacak, yaz gece hiç uyur muyum? Yok. Çok korkuda. Bak şimdi, beyda bu sorular pirinç eksik olmaz, ne diyor? O zamanlarda yazın, güneş, güneş, bir daha Ağustos'un çıkmağında pirinci kesiyorduk. O kurudu, bir hafta 10 gün yağmurdu dar. O zaman o pirinç çürüdü, yani arama onu, yani onu acele edeceksin, işte öyle. Ne diyeyim dedim ya pirinç yaptı. Çok zorluklar çekti. Bir sefer dedim hacıya git. Daha bu pirinci yapacak değilsin dedim. Bunu yaptığın zaman Mart ayında gideceksin hani ki bu yağmurlara kalmasın. Bak arkadaşımız vardı öyle başka. O ergeni dedi. Ondan ki yükledi şey, gitti kamyonu. Bizimdi, yadı, çürüdü, kaldırdık bu yana, kaldırdık bu yana. Hesapsız sıkındı. Sonra daha etmedi ondan sonra pirinç. Başladı. Bu dağları hep bir adım gezmiş bu dağları. Evlere hepimiz de suyu aldı, kanalaştı. Diyeyimse çok umrini o şeylerden geçirdim. Bir çevremde uşak kesildi, kavak ağacı. Bu da ki değil,
Hacı da bizim gidiyor oraya. Yeti anlayamayır. Uşak tereyizinde kesir. O da kesir oldu. Ağaca doğru geldi. Ağaç buna böyle vuruyor Hacı'ya. Yıkılıyor. Öyle 25 santim yere soktuyor. Ondan adresinin yanına o şeyi gittik. Hastanede yattı, 5-10 gün bir şey çıktı. Hep kaburgaları kırılmıştı. Ondan sonra iyilendi işte. Dünya çalış, uğraş. Umur bitti. 15 sene oldu da helal. 14 senesi. Ha bu Nisan ayının şeyinde bitecek 15 seneye dönecek helal. Oğlum, hayat müşterektir. Birbirinizi hani sevdiniz, alacaksınız. İlla ki ne olursa olsun, her daim kadın kocasından alacak, duracak. Ama söyle diyor, ne kadar söyle. Olsun, dur. Hiçbir cevap çevirme ama sonradan dersin ağa. Sen bana böyle söyledin ama bu iş böyleydi. Anlaşmalı. Öyle. Şimdi bak bu kadar millet hop boşanıyorlar. Neydi? Dünün şey yok. Yarı yarıya millet şeydi. Öyle şeyler çok, çok mühim. Uşağın oluyor. Evlenmek, kızın uşağın sevdiğinizi, ben demiştim uşaklarıma ki, sevdiğinizi sevdiğim demem ki alman, al. Peki bahis etmeyecek ama olsun al. Lakin evlenmek bir gerendir. İkinci asla sülalemize onu sokmazsınız. Ne kız ama kızın elini kumanda edemezsin. O zaman mecbur kalırsın, kızını alırsın. Allah büyüklerimizden razı olsun. Allah mekanlarını, ölmüşlerimizin Allah mekanlarını cennet eylesin. Onlar yani varsa biz varız. Şimdiki nesilde, yani ben de 50 yaşını devirdim. Şimdiki nesilde Allah hidayet eylesin ama çok büyük zorluk, çok büyük. Yani o zaman yokluk vardı, şimdi varlıkta zorluk çekiyor yeni nesil.